Kudret Bey. Ambulans nerede kaldı? Gel şimdi, yukarı çıkıyor. Kullandığı bir ilaç falan var mı? Bilmiyorum, yok galiba. Nasıl bilmiyorsun? Ya, Kudret Bey. Kudret Bey. Of. Aa. Buyurun. Ya birdenbire düştü, bayıldı. Biz anlamadık ya. Bakabilir, müdahale eder misiniz hemen? Herhangi bir yağsızlığı var mı? Yok galiba, bilmiyorum. İyi mi durumu acaba? Şu an bakıyoruz. Bir saniye. Saturasyon verir misin? Tolga. Tolga. Müdahale ediyorlar. Nereye gidiyorsun ya? Onu böyle bırakıp gidecek misin? Bana bırakmam için bir tane sebep söyleyebilir misin? Bak, hepsi benim hatam, benim yüzümden. Ben panikledim. Korktum, sen zarar vereceksin sandım. Ben niye böyle bir şey yapayım Aslı? Beni hiç mi tanımıyorsun? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Bilmiyorum, gözün dönmüştü. Dinlemedin ki ya, bir kere dinleseydin keşke. Belki doğru bildiğin her şey yalandır. Yalandır. Yalandır, öyle mi? Ne anlatacak bana ya? Neyini dinleyeceğim o adamın? Eskiden yaptığı şeylerin üstünü örtmek için söyleyeceği yeni yalanları mı dinleyeceğim? Tolga bak, sen babana kızıyorsun ama... Hı. O yıllardır sana yardım ediyormuş. Hatta oynadığın bazı dizileri o ayarlamış. Annen de biliyor bunu. Ne diyorsun sen ya? Hı? Tolga Tuna onun, ben onun borçluyum ya. Yıllardır çalışıp, çabalayıp kazandığım hayatı bu adamın borçluyum. İnanmıyorum ben buna. İnanmak istemiyorum. Bak Tolga, tamam ben ne hissettiğini anlayamam, belki anlayayım. Ben sana anlatayım. Ben sonsuz kocaman bir boşluk hissediyorum. Tolga Tuna başkasının gerçeği, öyle mi? Yok, bu kadarı çok fazlası. Ama bunu kabul etmeyeceğim. Tolga. Tolga bir dur. Çok güzel bombalarım var, böyle hepsini tek tek patlatacağım. Ne bombası oğlum, ne diyorsun? Ay bana bak, sen bugün bir tuhafsın ha. Hı. Öyle miyim? Ne bombası? Mesela onun sayesinde Tolga Tuna olmam. Hı? Hı? Aldığım bütün işlerin, bütün rollerin
bütün başarılarımın arkasında onun olması. En nefret ettiğim adamın, babamın sayesinde Tolga Tuna olmamı anlatayım diyorum. Nasıl? Çok iyi haber değil mi? Magazinde yer bulur değil mi? Tolga Tuna'dan günlerce konuşulacak bir haber daha. Yazık bana ya. Kendimi vazgeçilmez sanmışım. Aslında her şeyin arkasında Kudret Kanman varmış. Siz yazmışsınız, ben oynamışım. Bunu sana nasıl söyler? Bravo ya. Ha, yalan da diyemiyorsun yani, öyle mi? Oğlum, bak ben ne yaptıysam senin için yaptım. Ya benim için bir şey yapmayın ya. Beni bırakın ne olur. Bak Tolga, sadece iki kere desteğini istedim. Yoksa her şeyi kendin yaptın. Bu konuma kendin geldin. Tamam, ne zaman istedin desteğini? İlk başrolümde... Tamam işte. Tamam, anlatma. Umurumda değil. Ama tebrik ederim anne. Beni kocaman bir yalan için hapsettiniz. Çok sağ ol.